Bir rutinim var. Bir kere sabah güne nasıl başladığınız çok önemli. Ve dünya batsa, hani çok özel durumlar dışında ben bu rutinimi bozmuyorum. Mümkün olduğu kadar da sabah kendime bu vakti ayırmaya çalışıyorum. Çünkü öyle bir lüksüm var. Daha rahat oturayım bunları anlatırken size. Madem bizim evdeyse sohbet ediyoruz. Ve burası televizyon kanalı değil. O zaman bundan faydalanalım. Sabah güne iyi başlamak çok 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 önemli bir şey. Bu anlattıklarım evet kişisel bakımla ilgili ama bir kısımda kişisel gelişim ve biraz bu yeni çağ inançları ve kuantum fiziğine giriyor. Bunları sakın göz ardı etmeyin. Kişisel olarak kendinizle kurduğunuz ilişki yüzünüzün, gözünüzün, vücudunuzun nasıl göründüğüne çok büyük etki ediyor. Sabah bir kere güne iyi başlamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Her zaman öyle olmuyor. Sabah uyanıyorum. Geceden aklımda takılmış olan işler, canımı sıkıldığı konular. Tabii bunlar bizi boğuyor bazen ve sabah kalktığımız zaman bu düşünceyle kalkıyoruz. Öncelikle tamamen dikkatimi beni rahatlatan ve iyi hissettiren şeylere yöneltmeye çalışıyorum. Bu her zaman kolay olmuyor. Onun için çok basit şeylerden başlıyorum. Bu yatak ne kadar rahat, yastığımı ne kadar seviyorumla başlayıp kendimi hayatımdan memnun olduğum bir noktaya getiriyorum. Eğer öyle uyanmamışsam. Ondan sonra yatakta çok fazla vakit kaybetmiyorum. Çünkü vakit kaybettikçe düşünüyorsunuz, o düşünceler alıyor sizi başka yerlere götürüyor. Kalkıyorum ve ilk iş bir kuru fırçayla bütün vücudumu fırçalıyorum. Ayaklarımdan başlayarak, ayak altlarından ve sonra üstlerinden. Yukarı doğru çok ritmik hareketlerle bütün vücudumu fırçalıyorum. Bu kan dolaşımını hızlandırıyor elbette ve gözeneklerinizi arındırıyor. Ölü hücrelerden sizi arındırıyor ve bir anda bir canlılık ve hoşluk kazandırıyor. Bunu yaparken kendimi havaya sokmak ve daha iyi hissetmek için mutlaka çok sevdiğim bir radyoyu açıyorum. Ya da çok sevdiğim müzikleri açıyorum. Ya da o dönem hangi motivasyonel düşünce liderinin videolarını izliyorsam, dinliyorsam onun sesini açıyorum. Bir yandan kendimi güne hazırlıyorum bilinç olarak. Bunu yaparken de kendi kendime bir şey söylüyorum. Bak kendime ne kadar iyi bakıyorum diyorum. Ve kendime aferin diyorum. Bu sabah da kalktım. Bak bu sabah da bunu yaptın yani. Dışarıda kar yağıyor. Ama sen demedin. Ben şimdi üşürüm. Ne gereği var demedin. Ve kalktın. Aşağıda kahvaltı etmek varken. Önce kalktın. Bunu yapıyorsun diye. Kendime de koca bir aferin diyorum. Ondan sonra bu son zamanlarda başladığım yeni bir şey. Abhyanga masajı diye bir şey var. Susam yağı. Bu susam yağı fikrini Deepak Chopra'nın bir Dr. Kimberly diye ortak yazdığı bir kitap var. Radikal Güzellik diye. O çok beğendiğim bir kitap oldu bu aralar. Ondan çok ilham aldım. Onun içinde okudum ve öğrendim ve hoşuma gitti. Susam yağı, Ayurveda'da zaten çok yeri olan bir yağ. Vücudunuzu özellikle bu soğuk havalarda ısıtıyor. Ayaklarınızdan yine başlayarak bütün vücudunuza masaj yapıyorsunuz. Ben her sabah bunu yapıyorum. Ve de bunun için masöz olmaya gerek yok. Nasıl yapacağınızı bilmeye gerek yok. Masajı yapıyorsunuz tepeden tırnağa kadar. Hatta o gün saçlarınızı yıkayacaksanız mutlaka başınıza da masaj yapıyorsunuz. Ondan sonra da mutlaka bir hareket yapmak gerekiyor. Hem bu yağı ısıtmak için hem de vücudu bir hareket ettirmek için. Bunun için isterseniz yoga hareketleri deneyebilirsiniz. Güneşe selam egzersizleri deneyebilirsiniz. Tibet yogası, Tibet egzersizleri deneyebilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız zıplayabilirsiniz. Evet yani 30-40 kere zıplayabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde kendinizi hiç yormadan hem kundalini enerjisini harekete geçiriyor. Hem vücudunuzdaki o yağı ısıtıyor. Hem vücudunuzu harekete geçiriyor. Ve siz bilinçaltınıza ben bu vücudu şimdi hareket ettiriyorum. Ve ona bir yaşam enerjisi üflüyorumu yazmış oluyorsunuz. Ki bu çok önemli. Diyelim zıpladınız. Birkaç tane hani şey yapabilirsiniz. Artık spor hareketleri her yerde var. Yani sevgili Ebru Şallı'nın birçok hareketi var mesela. Kadınlarımıza gerçekten spor yapmayı aşıladı. Çok beğeniyorum onun yaptığı işleri. Onun dışında beğendiğiniz başka videolara bakabilirsiniz. Çok çok basit. 5 dakikalık hareket etmeniz bütün hayatınızı değiştirecek. Yani bunun dışında çok çok büyük spor yapmanıza gerek yok. Eğer istemiyorsanız, vaktim yok diyorsanız, ev hanımıyım. 5 çocuk bakıyorum ya da bir çocuk bakıyorum 5 çocuğa bedel. Çalışmak zorundayım, sabah kendime bu kadar vakit ayıramayacağım diyorsanız yarım saat erken kalkın. Sadece bu dediğim kadarını yapın. Sadece fırçayı yapın, susam yağını geceye bırakın. Ama bir hareket edin. Bir de
Bir kenara oturup şöyle 2 dakika meditasyon yapın. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Bir sakinleşin bundan sonra. Meditasyon yapmayı bilmiyorum. Meditasyon nasıl yapılır? Meditasyon ne demek? Hiç önemli değil. Meditasyon dediğiniz oturup sakinleşmek demek. Sakin sakin vücudunuza aldığınız nefesi takip etmek demek. Bu nefesi takip ederek beyninizi mümkün olduğu kadar düşüncelerden uzak tutmak demeyeceğim. Çünkü günde 65 bin kadar düşünce düşünüyoruz. Bunlardan kaçabilmek mümkün değil. Ama düşüncelerin üzerine çıktığınız, hani sanki onlara böyle bir şahit olduğunuz bir başka yer var sakinleştiğiniz zaman. Oraya çıkmanızı rica edeceğim. Sadece 2 dakika bunu yapın. Bakın çok şey değişecek gerçekten. Yani o beynin dalgalarını değiştiriyor olacaksınız. Ve kendinizi gerçek ilham ve yaşam enerjisini açmış olacaksınız. Dolayısıyla gününüzü sabahtan şekillendiriyor olacaksınız. Yani evden panik halinde ona buna kızarak çıkmak yok. Sabah rutinimi söyledim. Bundan sonrası için bir rutinim yok. Çünkü günün gerekliliklerine göre hareket ediyorum bundan sonrası için. Ama yapmaya çalıştıklarımı söyleyeyim. Haftada 3-4 kere mutlaka spor yapmaya çalışıyorum. Çok sormuşsunuz egzersiz olarak ne yaptığımı. Kendimi bildim bileli zayıfım. Kendimi bildim bileli çok 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 uzun zamandır. Yani 18 yaşından beri aynı bedendeyim. 3-4 kere egzersiz yapıyorum. Evet, ne egzersizi yapıyorum konusuna gelelim. Ben yıllar yılı ağırlık çalıştım. Önce çok yemek yiyorum diye ben spora başladım. İlk çocuğumu doğurduktan sonra zayıf olmaktan mutluydum. Çünkü ben zayıflığı seviyorum. Kendimi de daha zayıf seviyorum. O nedenle ne yapabilirsem acaba daha zayıf kalırım ya da bulunduğum kiloyu koruyabilirim diye düşünüp Cindy Crawford'ın videolarıyla bu işe başladım. Bildiğiniz videosunu alıp takıyordum, o zaman VHS'ler vardı. Ona bakarak yaptığım hareketlerde bir ayda vücudum o kadar toparladı ve değişti ki sporun çok faydalı olduğuna 22-23 yaşında karar verdim. Onun öncesinde spor hayatım yok. Boyum uzun olduğu için takımları alırlardı, takımlardan çıkardım. Yani o kadar sporla alakası olmayan birisiydim. Fakat sonra işte o mutluluk hormonları salgılamaya başlayınca spor benim için vazgeçilmez oldu. Şu noktaya geldim. Hocalarla çalıştım ama evime küçük bir stüdyo kurdum. Kendim kaslarla ilgili birçok bilgi edindim. Sonra pilates çalıştım. Pilates sertifikası aldım. Yine başkalarını öğreteyim diye değil ama kendime yardımcı olayım diye. Pilates'ten de çok faydalandım. Şunu anladım. Geldiğim noktada herkesin bir vücut tipi ve bir karakter şekli var. Mesela ben bir şeyi yapmaya başladığım zaman disipline bir şekilde ondan ömür boyu vazgeçmeyebiliyorum. Kendi başıma çalışıyorum. Kendi başıma yapabiliyorum. Dolayısıyla benim için kendi başına yapılan spor işleri çok elverişli. Ama öyle olmayan birçok tanıdığım var mesela. Yani dünya batsa o kişiyi spor salonuna gönderemezsiniz. Hani başında bir hoca olmadan bir şey yapamaz. Ama biraz yani kendiniz için böyle şeyleri de yapmamız lazım. Hiç zor değil. Evin salonunda yapılan, evdeki eşyaları kullanarak, işte sandalyeyi tutarak ya da su şişesini dumbbell olarak kullanarak yapılan bütün hareketlerin sonuna kadar yanındayım. Birincisi bunlar basit, ikincisi evde yapabileceğiniz şeyler, üçüncüsü maliyetli değil. Durduk yere bir spor salonuna üye olacak durumda değilseniz, oraya ayıracak vaktiniz yoksa, benim için mesela vakit çok 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 önemli. Bir yere arabayla İstanbul trafiğinde gideyim, orada bir alışveriş merkezinin içindeyse bu spor salonu, asansör bekleyeyim, çıkayım, ineyim, üstümü başımı değiştireyim falan, ben mesela onları yapamıyorum. Onun için bana evde yapabileceğim egzersizler çok iyi geliyor. Şu sıralar ne yaptığımı söyleyeyim. Bu şu sıralar Tracy Anderson diye bir kadın var. Amerika'da büyük Gwyneth Paltrow'la çalışan. Onun videolarını takip ediyorum. Onun Los Angeles'ta stüdyosuna da gittim. Bayağı yüksek hızda dans etmeyi ve zıplamayı gerektiren bir kardiyo çalışmaları var. Onun dışında tamamen rotasyonlara yönelik bir takım vücut hareketleri var. Ben niye bunu yapıyorum şimdi? Çünkü artık ağırlık çalışmak bana yaramıyor. Benim vücudumun kas yapısı... kendimden çok bahsediyorum gibi bir hisse kapıldım ama çok sormuşsunuz, onun için söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Vücudumun kas yapısı çok çabuk kaslanan cinste. Dolayısıyla çok sert, ağırlık çalıştığım zaman gereksiz bir şekilde büyüyorum, gereksiz bir şekilde irileşiyorum. Çok çabuk kaslanıyorum. Onun için benim kaslarımı inceltip uzatan hareketler yapmam bana çok daha faydalı oluyor. Şimdi bu Tracy Anderson'ın hareketlerinde ağırlıklar var, bilek ağırlıkları. Bunların hepsi çok düşük kilolarda tabii ki. Bir de vücudu devamlı döndürmek üzerine hareketler.
Bir başlamıştım geçen sene fakat sakatlıklar geçirdim. Çok ağır çünkü. Bu sene şimdi bir aydır bir daha şey yaptım, heveslendim. Yapıyorum, netice alır almaz sizlerle paylaşırım sonuçlarını ama ben şu anda memnunum. Bunun dışında mesela koşu bandı ile hayatım neredeyse partnerlik yoluna girmişti. Onu da bu ara bıraktım. Trombolin üzerine zıplıyorum. Evde bir küçük ev tipi trombolinim var. Bir yarım saat kadar ya da 40 dakika kadar zıplayarak hareketler yapıyorum. Bunları kendim için keyifli hale getirmek için mutlaka sevdiğim bir yine radyo kanalı dinliyorum ya da sevdiğim müzikleri koyuyorum. Ayna karşısında oluyorum, içine dans hareketleri ekliyorum. Bazen çok komik, sersem gözüktüğümü düşünüyorum aynaya baktığım zaman. Ama bu da beni eğlendiriyor. Sporu eğlence haline getirirseniz mutlaka daha kolay yapacaksınız.